Merhaba değerli vatanseverler. Gündemimiz malumun üzere Millet İttifakı'ndaki karışıklık. Maalesef böyle bir gündem yaşıyoruz. Maalesef diyorum çünkü her türlü ülkemize, devletimize zarar veren bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi öncelikle belirtmem gerekiyor ki deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımızın halen yaraları sarılmış değil. Halen çok kötü durumdalar ve böyle bir dönemde maalesef gündem dünkü çıkışlarla İyi Parti'nin dünkü çıkışlarıyla birlikte gündem oradan bakışlar oradan bu tarafa kaymış durumda. Öncelikle depremzedelerimizden özür dileyerek sözlerime devam etmek istiyorum ama bu da bir görev. Biz bir siyasi partiyiz, mecburen alanımızla ilgili de vatandaşlarımızı açıklama yapmak zorundayız, uyarma yapmak zorundayız. Gelelim gündemimize hızlı bir şekilde giriş yapıp bitirmek istiyorum konuşmamı. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön planda biliyorsunuz. Onunla ilgili ayrıca bir video daha çekeceğiz, bir basın açıklaması daha yapacağız. Çünkü o apayrı bir konu. Bakış açımızı da anlatacağız ona. 2 yıldır söylüyoruz biz bunu. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını kazandığından beri biz aynı şeyleri söylüyoruz. Şu an bizim söylediklerimizi yeni yeni siyasi arenalar tekrar etmeye başladı. Ona ayrıca gireceğiz. Şu an gündemimizdeki konuya gelelim. Şimdi değerli vatanseverler biliyorsunuz altılı masa demek istemiyorum. Ben rakamlarla basitleştirmek istemiyorum. Millet İttifakı var orada. Biz Millet İttifakı'na bir birlik olarak bakıyoruz. İttifak kelimesini de bir kenara koyalım. Biz birlik olarak bakıyoruz. Şu an daha önceki açıklamalarımızda da söylediğimiz üzere hükümetten uzaklaştırılması gereken bir monark ve oligark grubu var. Bunların indirilmesine en yakın hedef olarak en başarılı göreceğimiz birlik olarak Millet İttifakı'nı görüyorduk. Bu nedenle her ne kadar kişileri, kurumları eleştirsek de biz CHP'yi de eleştirdik. İyi Parti'yi de eleştirdik, Saadet Partisi'ni de eleştirdik ama birliğin ruhuna, birliğe karşı bir eleştirimiz olmadı. Bu nedenle birlik ayakta kalmalı diye biz uğraşıyorduk ama maalesef kendi içinden çatırdatmaya başladılar. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki yani siyasetin bir okulu yoktur. Bu aslında bu yaşadığımızda bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için güzel bir eğitimdir. Aklımızla, mantığımızla hareket etmemiz gerektiğini bize öğretecek çok güzel bir eğitimdir. Siyasetin okulu hayattır. Şu an yaşıyoruz biz bunları. Duygularımızla hareket etmemeliyiz. Ve biz de açıklamalarımızı yaparken de Cihan Partisi olarak mümkün mertebe devletçi bir yaklaşımla devletimizin bekasını, geleceğini ve faydasını düşünerek açıklama yapıyoruz. Bu nedenle bizleri de dinlerseniz, bize biraz daha farklı kulak verirseniz, hani ondan taraf bundan taraf diye görmeyin bizi. Bizim kişilerle işimiz yok arkadaşlar. Değerli vatanseverler, biz sistemi konuşuyoruz. Her zaman sistemi konuşmaya çalışıyoruz. Bugün tabii ki yapacağımız açıklamalar Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden olacak. Çünkü onların üzerinden gelişen bir durum var. Ama yine de sistemi anlatmaya çalışacağız biz. Bizim işimiz kurumlarla, kurumsallıkla ve sistemle. Sizler de bizi hani bu gözle, bu kulakla dinlerseniz en azından Ankara'da gelişen, ilerleyen, büyüyen siyaset bu şekilde gidiyor. Bu noktadaki düşünce daireniz de genişlemiş olur. Bilginiz olsun. Bugünkü açıklamalarımızı da bu yönde yapacağız. Şimdi belirtmemiz gerekiyor ki değerli vatanseverler, seçim var biliyorsunuz. Önümüzde bir seçim var. Biz 2023 seçimlerine şu şekilde baktık, şu şekilde yaklaştık. Seçim istediğini seçmek kadar istemediğini de seçtirmemektir. Bu bir tabirdir, bu bir kavramdır, bu bir uygulamadır. Burada şunu hani halk arasında diyor ya karşısına ceketimi assın veririm. Bunun tabiri budur, halk arasındaki tabiri budur. Yani tamam biz istiyoruz ki şu kişi seçilsin, o kişiyi seviyoruz. Ama durum, hal ve şart seçimleri değiştirebilir, hedef kitleyi değiştirebilir, hedefi değiştirebilir. Durum ve hal ve şarta göre davranılmayacaksa kaybedilir. Değerli vatanseverler, şu anda 2023 seçimleri bu yönde bir seçimdir. Şu an her şeyden önce seçilmemesi gereken bir grup var orada. Bir kişi ve grup var.
ona bağlı onu oradan indirecek şekilde hareket etmemiz gereken bir seçim bu arkadaşlar. Yani benim adayım, senin adayın, şu kişi diye isimler üzerinde durmaktansa karşı tarafı nasıl indiririzin üzerinde durulması gereken bir planın üzerinden gitmemiz gerekirken geldiğimiz noktada halen kişilerin isimleri tartışılıyor maalesef. Şimdi bu noktada şunu belirtmek isterim. Kazanacak aday diye bir siyasi tabir, siyasi kavram da yoktur. Siyasetin amacı kazanmaktır. Yola çıkarsın, kazanmak isteyen aday vardır. Ya da aday olunup kazanılması için çalışılması vardır. Eğer kazanacak aday olgusunu sokarsanız, bu yeni olarak girdi buraya, kazanacak aday olgusunu sokarsanız kazanacak parti gelir, kazanacak grup gelir, kazanacak dernek gelir, hepsini peşinden getirir. Bu durumda şunu diyebilir miyiz? Zamanında İyi Parti kurulmasaydı kazanacak parti mümkün müydü kazanabileceği? Değildi. Kazanacak parti belliydi. Adalet ve Kalkınma Partisi. Karşısında en güçlü kim vardı? CHP vardı. O zaman kazanabilecek parti CHP'ydi. Herkes CHP'ye girseydi, hiç İyi Parti kurulmasaydı. Eğer bu mantıktan gidersek buraya varmış oluruz. Aklı ve mantığı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Kazanacak aday diye bir şey yoktur. Hal ve duruma göre hareket edilerek kazanılması için çalışılması vardır. Siyaset budur, politika budur değerli vatanseverler. Bunu söyledikten sonra şuraya gelelim. İsim üzerinden gidecek olursak, hani Kılıçdaroğlu'yla biliyorsunuz Meral Akşener arasında tartışma oldu. Ne diyorlar? Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemiyoruz. Öncelikle kurumsal bakalım yine. Bu insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı. %25 oyu var. Şu an büyükşehirle 11 büyükşehir elinde. Büyük, gerçekten büyük şehirler hem de bunlar. Yani hani kazanamayacak aday dediğim gibi, az önce söylediğim gibi öyle bir olgu yok. Şimdi şuradan hareket edelim. 2009'da Mansur Yavaş MHP'de kaybetti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını. 2014'te kendisini aday gösterdi. Mansur Yavaş yine kaybetti. 2019'da tekrar aday gösterdi, kazandı. Şimdi demek ki Kemal Kılıçdaroğlu, ki Mansur Yavaş getirilirken, CHP'ye de geçerken CHP'nin içinden bile ne kadar karşı çıkan olmuştu, hatırlayınız. Demek ki bu insan bir doğru karar da veriyor ki bu başarıyı elde etti. İki kere kaybetmiş insanlar üçüncü kez seçimi kazandı. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiğinde ne oldu? Ya gençtir, şöyledir, böyledir, olurdu, olmaz diye çok büyük tartışmalar çıktı. Toydur, şudur, budur diye çok büyük tartışmalar çıktı. Ama ne oldu? Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Aynı şey İyi Parti meclise girerken de yaşandı. İyi Parti meclise giremezken gönderdiği vekillerden dolayı kendi içinde de, kendi partisi içinde de çok büyük tepkilere göğüs gerdi ve başarıya ulaştı. İyi Parti'nin meclise girmesi neyi sağladı? AKP'nin ve MHP'nin tek başlarına anayasa değiştirme milletvekili sayısını elde etmelerinin önüne geçti. Bu çok önemsiz bir başarı mıdır değerli vatanseverler? Bakın, Kılıçdaroğlu'nu savunmuyorum, kurumsal bakıyorum işlere. Demek ki az önce söylediğimiz gibi kazanamayacak aday, kazanabilecek aday diye bir kavram yoktur. Doğru adımı doğru zamanda atmak vardır. İşte İyi Parti seçime girerken 15 vekili gönderip onu seçime sokabilmek gibi. Onun yerine şu da olabilirdi: ya İyi Parti madem giremiyor, kadrolar bize gelsin, bizden girsin dese bile aynı hedefe ulaşamayabilirdi. Bu da bir seçimdi ama öbür tercihte bulundu. Buradan hareketle değerli arkadaşlar, hani diyebiliriz ki Kılıçdaroğlu aday olur olmaz, başkası aday olur, belki vazgeçer, bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Ama burada kurumsal hareket etmek gerekiyor, haksızlık yapmamak gerekiyor. Olaylara akılla yaklaşmak gerekiyor. Bu insan da, tekrar söylüyorum, bu insan da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hakkıdır. Seçilmek de hakkıdır, aday olmak da hakkıdır, istemek de hakkıdır. Bu nedenle biz kurumsal yaklaşıyoruz olaylara. Kişiler üzerinden hareket etmeyeceğiz. Biz Meral Akşener'in masadan kalkma şekline biraz da değinmek istiyorum ben. Şimdi bir insan adayı tercih edilmedi diye masadan ayrılabilir ya da birlikte olduğu gruptan ayrılabilir. Ben artık sizinle çalışmıyorum diyebilir. Bunu dönüp teşkilatına da söyleyebilir. Ama Meral Akşener'in masadan kalkması normal bir kalkış değil değerli vatanseverler. Açıklamasını 6 kere, 7 kere, belki 9 kere geri sardırıp kelime kelime
kelime gruplarıyla bile inceledim. Hani o dik durmalar, şunlar bunlar falan filan, o söyleyiş tarzı, gırtlaktan ses çıkartması, onlara kadar inceledim ben Meral Akşener söylemlerini. Şimdi Meral Akşener masadan kalkarken bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin kendileri için hakaretlerde bulundu, biliyorsunuz zamanında. Onların bile etmediği lafları ederek kalktı. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına etmedi bunları. Masayı aşağıladı, masayı kumar masası yaptı, masaya neler neler söyledi. İthamlarda bulundu. Aylardır sen bu masada birliktesiniz, ittifakın içindesiniz, mutabakat metinlerini imza attınız. O mutabakat metinleri bir yerlere yeşil ışık yakma mıydı? Yani sen de attın altına imzayı. Bir yerlere peşkeş çekilme miydi? Kumar mıydı? Kumar mı oynuyorsunuz aylardır orada? Yani bunu söylerken Meral Akşener kendine de zarar vermiştir, İyi Parti'ye de zarar vermiştir. Dediğim gibi birliğin kendisine zarar vermiştir aslında toptan olarak. Yani sen sadece suçladığımla kalkmıyor. Türk milleti şunu hiç sevmez. Boşanan insanların hemen eski eşini kötülemesini sevmez Türk milleti. Meral Akşener bunu yapmıştır. Masayı boşuyorum, ittifakı boşuyorum ve ittifak şöyledir, böyledir, kötüdür, pistir, kakadır. Çok yanlış bir hareket yaptı. Birliğe çok büyük zarar verdi. Bir umuttu. İnsanların umutla baktığı, artık tamam Recep Tayyip Erdoğan ve şürekası gidiyor diye umutlandığı bir dönemde çok kötü bir kalkış vardı. Yani Akşener masayı yok etmek üzere saldırgan açıklamalarda bulundu kısaca. Bunu söylemek istiyorum. Mağdur olan insan, kendini mağdur hisseden insan şunu yapar. Kalkar. Der ki tamam arkadaşlar, siz onu da ısrar ediyorsanız ben adayımız bu değil, ben grubumla da konuştum, ben açıklamamı da bu yönde yapacağım der. Gelir bu tarafa, çıkar vatandaşın karşısına, der ki değerli vatanseverler, değerli vatandaşlar, böyle böyle dün ya da işte biraz önce biz görüşmelerimizi yaptık, Kılıçdaroğlu üzerinde ısrar ediyorlar, biz onunla olmayacağını düşünüyoruz, bizim adayımız kabul edilmediği için, düşüncelerimize değer verilmediği için biz masadan ayrılıyoruz, ittifaktan ayrılıyoruz der, çıkardı. Meral Akşener bunu yapmadı. Masaya karşı agresif bir şekilde aşağılamaya girdi. Dediğim gibi ithamlarda bulundu. Yani dün hani biz olsaydık ittifakta, aktif olarak ittifakın bir üyesi olsaydık biz farklı cevap verebilir miydik bilmiyorum ama hiç uygun olmayan davranışlar sergiledi. Peşine de Cihan Paçacı'yı hemen geri şeye çağırdılar. İyi Parti'ye geri çağırdılar. Bunlar çocukça, dediğim gibi devlet adamlığıyla uyuşmayan şeyler. Hani Devlet Bahçeli nasıl Beşiktaş'tan istifa edip de millet depremzedeler, daha cenazeleriyle uğraşıyorlar insanlar orada. İnsanlar cenazeleriyle uğraşırken adam koskoca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı neyle uğraşıyor? Ben Beşiktaş'tan istifa ettim, Karagümrük'e üye oldum. Artık Karagümrük sporluyum demişti, hatırlıyor musunuz? Aynı bunun gibi komik bir durum. Cihan Paçacı, İyi Parti politikalarına uymadığı için mi gönderdiniz partiden? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cümle kurdu diye mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu cümleler İyi Parti'nin o zamanki politikalarını çiğnemiyor muydu? Sonuçta siz İyi Parti politikalarını çiğnediği için Cihan Paçacı'yı gönderdiniz. Ha ben seninle küstüm, bak sana nazire yaparım, hemen Cihan Paçacı'yı da geri alırım. Bunlar çocukça işler, hiç yakışmıyor. Koskoca partilersiniz ya. Koskoca partilersiniz. Maalesef biz bu yönde arkadaşlar, biz şunu söyledik. Biraz önce Saadet Partisi'ne gittik. Masa toplantının olduğu esnada 5 parti içerideydi. Genel Başkan odasındaydılar. Toplantı orada devam ediyor. Şu an bitmiştir belki, bilemiyorum. Ben kendi partimize geldim. Orada şunları önerdik biz. Daha önce de 23 Kasım 2022'de ben yazılı olarak Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, bakın Ana Muhalefet Partisi diyorum özellikle, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılı bir sunumda bulunmuştum. Aynı şeyleri şimdi sözlü olarak ve biraz daha geliştirerek sunduk. Nedir bunlar? Örnek veriyorum. Dün Kılıçdaroğlu güzel bir söylemde bulundu. Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz. Evet, Halil İbrahim sofrası genişlemelidir. Ama bu sadece siyasi partiler olarak değil. Alt tarafta sendikalar, dernekler, vakıflar, bunlar da dahil edilmelidir. Bunlar, çünkü bu artık vatan millet meselesi. İttifak bunlarla
Halil İbrahim sofrası bunlarla genişlemelidir. Bunlar da dahil edilmelidir artık. Sadece siyasi parti olarak değil, tamam siyasi partiler sistem gereği yukarıda üst kuruluş olarak dursun. Ama alt tarafta da bunlar genişletilmelidir. İkinci husus şunu söyledik. CHP biraz görüştüğü sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, meslek kuruluşlarıyla vesaire. Ama bu yetmez. CHP genelde kendisine yakın olan kurum ve kuruluşlarla, gruplarla görüştü. Yani çemberin dışından içeri alınmış bir şey yok. Çemberin dışındakilerin de artık farkına varın. İçeri alın, değerli hissettirin. Hep birlikte bir hareket tarzımız oluşsun dedik. Ondan sonra daha önce de sunmuştuk. Değer verdiğiniz kişiler hep sizi hani üstün birilerini büyütüyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Size hep yanlış yapıyorlar. Bunlara değer verdiğiniz için böyle oluyor. Yanlış kişileri büyütüyorsunuz diye. Aynı şey yine yaşandı maalesef. Bu konuda da birkaç söylemimiz oldu. Şu an buradan henüz açıklayamayacağım. Bir iki tavsiyemiz daha oldu. Görüşmelerimiz devam edecek. Haftaya Perşembe günü büyük ihtimalle Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğiz. Bizim Cihan Partisi olarak vekillik isteğimiz dahi yoktur. Bilginiz olsun. Hiçbir istekte bulunmadan bunları yapıyoruz. Görüşmelerimiz devam edecek. Bazı politikalara, bazı tavsiyelerimizi daha sonra açıklayacağım. Karşı taraf alıp, hani monarkla oligarkları alıp uygulamasın diye daha sonra açıklarım onları. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Lütfen aklınızda hareket edin. Bu birlik bize lazım şu an. Yeni bir birlik kursak, yeniden harekete geçsek hiçbir şey elde edemeyiz. Önemli olan şu an seçilmesini istemediğimiz kimdir? Bunu düşünerek herkes hareket etsin. Biz bu olursa başaracağımıza inanıyorum. Konuşmamın başında da söylediğim gibi Mansur Yavaş ve İmamoğlu hakkında, adaylıkları hakkındaki düşüncem farklı bir konu olduğu için ayrıca onu birazdan yapacağımız başka bir çekimle sizlere ileteceğim. Dinleyenlerimize teşekkür ederim. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.